Değerli dostlar, bilginizi çok seviyoruz. Arkadaşlarımız, sosyal medya hesaplarımızın hepsinde yayında. Yorumlarınızı, sorunlarınızı hepsini görüyoruz. Gruplandırarak misafirlerimize soruyoruz. İlgi için ayrıca teşekkür. Sayın Ahmet Dinçer bizlerle birlikte. Berta Tekno Genel Müdürü. Benim yayın yapmaktan çok keyif aldığım bir isim. Çünkü gerçekten sektörde ne yaşanıyorsa eğrisiyle doğrusuyla anlatıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben de senin yayın yapmayı çok seviyorum. Ben tüyoyu da aldım daha önceki bilgiyi. Yayında ben varsam keyif daha keyifli gelir demişsiniz. Geldi o peki. Çok teşekkür ediyorum. Okay. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun. Çok iyiyim. Sizler de iyisiniz. Sizler de iyisiniz. Efendim fuarı övmek için söylemiyorum. Okay. Pandemi döneminden sonra bu kadar bir ilgi ben hayatta beklemiyordum. Standart başlı aynı bir görüşte. Kesinlikle. Bakın bizde bir sıkıntılarında ağırlık yaptı. Bizi trafikimizde duramıyoruz. Hiçbir ziyaretçimiz. Onlar da gelirse. Çok şükür. Fuar imkanlarında hepsini fiziki olarak getirmek mümkün değil. Doğru. Ama şunu soracağım mutlaka. Üreticimizin o yoğunlaşan ilgisi en çok burada olsun olmasın hangi ürünlerimize? Biz buraya sadece herkesin bildiği Aqua4D ürünümüzle geldik. Lokomotifimiz tarım marketi evet. için ve onu sadece burada tanıtıyoruz. Ha. Oraya odaklanıyoruz. Odaklanıyoruz. Standımız da zaten o şekilde bir konsepte dizayn edildi. Aqua4D ile yürüyoruz yine fuarda. Nasıl efendim, ilgi iyiydi değil mi? Muhteşem. Muhteşem ötesi. Muhteşem ötesi de bir de şunu soracağım. Hani çiftçinin maddi imkanları belli ya efendim. Yani sonuçta sizin ürün grubunuzdaki ürünler ve bu fuarda ön plana çıkardığınız özellikle hani şey değil. Hani çok ucuz değil. Hadi alalım. Hadi alalım ürünler. Çiket gibi bakkaldan değil tabii. Biraz ki. Şaşırdım yani. Biraz açalım mı bu noktayı? Yani bir araya gelip mi alıyorlar yoksa çok büyük işletmeler mi artık tarıma giriyor? Biraz oradan o bilgileri süzmek istiyorum aslında. Orada şu gerçekleşiyor. Bir yarım saat kadar önce stand arkadaşlarımızla tartıştık. Niye böyle oluyor? Yani. Bunun olması normal mi? Dolar almış başını gidiyor, euro almış başını gidiyor. Biz arkasından yetişemiyoruz. Her şey dünden daha ucuz. Her şey yarın daha pahalı olacak. Aynen öyle. Şöyle bir cümle kurdu arkadaşımızın. Bir tanesi bence de haklıydı. Dedi ki biz insanların üretim yapabilmeleri konusundaki son opsiyonuz. Bizi de almayan, böyle bir yatırımı da yapmayan insanlar artık üretim yapamıyorlar. Tuzluluk yükselmiş. Toprak kalitesi -1500'lerde kaba tabiriyle. Gübre fiyatları almış başını gidiyor. Suyun yokluğu herkes tarafından biliniyor. Siz bir teknoloji koyuyorsunuz bu masaya. Diyorsunuz ki bunu alacaksınız. Sadece yatırım maliyeti ödeyeceksiniz. İşletme maliyetiniz yok denecek kadar az. Yani 20 metreküp saat için her zaman söylüyoruz 10 watt. 10 watt elektrik yani şu spot 500 watt. Aynen öyle. Hesabı oradan yapın. Komparasyon doğru. Oradan gerçekleşsin. Bunun yanında nelerimiz var? Bakım yapmayacaksınız. Cebinizden bir kuruş çıkmayacak. Ne bileyim değil parçasını değiştirmeyeceksiniz. Gibi işletme maliyetleriniz hiç yok. Olmayacak. Yani bir araba aldınız, benzin koymuyorsunuz, gidiyorsunuz. Tam karşılığı bu. Peki şunu soracağım efendim. Avantajlar bunlar. Çok evet. Güzel. Aldık cebimize koyduk. Koyduk. Tamam. Peki işin çıktısına bakalım. Bu kadar avantaj da sonuçta bana ne verecek bize? Sonuçta neler var? Neler var? Hadi buyurun. Öncelikle çok doğru bir gübrelemeyle %50'ye varan gübre tasarrufu var. %50'ye varan ki maliyetlerin artışını... Maliyetleri kafanızdan çıkartın. Maliyetleri hiç unutun. Onu hiç düşünmeyin. Torununuzla, çocuğunuzla bir dünya bırakacaksınız. Çok temiz doğru. Bir dünya bırakacaksınız. Aynen. Bir de evet. Torunlarınızın yani. Tarım yapabileceği bir saha bırakacaksınız. Bunlar çok önemli. Para ikinci... ne diyelim? İkinci plan, öncelikle. Plana geliş. Doğru. Olmayan suyunuzu %30 daha az kullanacaksınız. %35 daha az kullanacaksınız. Normal üretiminizin dışında daha homojen, daha uniform bir ürün üreteceksiniz. Bir salkım domatesde biri küçük, biri büyük, biri daha büyük olmayacak. Dolayısıyla halk pazarında bile bunları tezgaha koyduğunuzda hepsi aynı boyda daha satılabilir olacak. Bu çok büyük bir avantaj.
Bunların yanı sıra sistem sizin sulama tesisatınızı koruyacak. Kireçlenmeniz olmayacak, dripleriniz tıkanmayacak. O boru hattının içindeki o patojen bakteri kolonisi oluşmayacak. Onu temizlemek için asit kullanmayacaksınız. O asiti kullanmadığınız zaman kökünüzdeki iyi floralardan oluşmuş bakteri kolonisini bozmayacaksınız. Bunlar korkunç avantajlı olarak size geri geldi. Aynen öyle. Ve şimdi tabii para ikinci planda olarak düşünmeliyiz hepimiz ama yaşadığımız ekonomik süreçte de ne yazık ki zaman zaman da olsa birincisine geliyor. Ama ikinci planda dediğiniz bu girdileri ve çıktıları düşündüğümüzde yani çok ciddi ekonomik bir katma değer. Kesinlikle. Aynı zamanda. Kesinlikle. Yani biraz da kazanç vaat ediyor. Biraz değil kazanç vaat ediyorsunuz. Tabii ki. Peki müşteri portföyünüz çok büyük, uluslararası acayip sulama yatırımları olan işte dönümlerce arazide 100, 200, 300, 500 bunlar mı? Yoksa küçük çiftçiler bir araya gelip de kullanabilir mi? Bana öyle bir soru geldi. Sizin bir duyurunuzu yaptık biz biliyorsunuz. Onun altında bir soru var görebilirsiniz. Dedi ki yani bunu bir araya gelip almak mümkün mü? Ne dersiniz? Şimdi burada üretici kesimin bir şeylerden vazgeçmesi gerekiyor. Benim en çok gözüme çarpan dışarıdan bakan biri olarak. Evet. Her evde dört çeker bir traktör olma zorunluluğu yok. Tabii ki. Bizim yetiştiriciliğimizde, köylü hayatımızda, çiftçi hayatımızda bir imece diye bir kavram var. Bize ilkokulda öğrettiler. O artık kalktı gitti, yok oldu. Şimdi tabii ki bizim şu anki güncel müşteri kitlemiz kurumsal firmalar. Binlerce dönüm ya da onlarca hektar arazileri olan insanlar. Ya da çok ciddi paralar harcayarak seralar kurmuş insanlar. Ama bizim küçük üretici için çok güzel bir sürprizimiz olacak. Ama 2022'nin ikinci ayında olacak. İnanır mısınız? Ben ilk defa duydum ve soruyu da bilmeden sordum. Samimiyetle burada izleyicilerimize bunun bir benzerinin ipucu şeyde vardı. Bursa Fuarı'nda bir sürpriz olacak gibi uğraşıyoruz demiştim. Demiş miydiniz? O bayağı bir yola girdi. Evet. Proses sonuçlanmak üzere. Şimdi işin içerisinde ticaret olduğu için çok zorlamıyorum. Zorlama. Orada bir sürpriz var. Orada duruyorum ama şu çok önemli. Küçük üreticilerimizin bir araya gelerek en azından maksimum faydayı sağlayabileceği ürün ve diğer ürün gruplarını almak için bir formül üzerinde çalışıyorsunuz almaları için. Biz orada devlet desteğiyle ilgili bir şey çalışıyoruz. Tamam. Ama şöyle kullanan o da bir formül sonuçta. Şöyle kullanan müşterilerimiz var bizim. İsmini söylemeyeceğim. Çok büyük bir çilek üreticisi. Yani yüzlerce dekarda çilek üreten bir müşterimiz. Bizim sistemimizi bir box içine koydu. Bir kutu içine koydu. Evet. Ki artık kutu içinde geliyor sistemler. Teknoloji de değişti biraz. Bir kutunun içinde geliyor. Bir giriş bir çıkış borusu var. Bunları aynı itfaiyelerin hortumları gibi yaptılar. Quick clamp. Onu da bir tane romorkun arkasına taktı. Evet. Bugün bu arazisini suluyor. Traktör öbür gün öbür araziye gidiyor. Orayı suluyor. Ondan sonra geliyor. Diğer yerdeki araziyi suluyor. Şimdi çiftçi arkadaşlarımız eğer toplanırlar böyle bir şey yaparlarsa bunu da bir takvim doğrultusunda yaparlarsa bu bir çözüm. Aslında Ahmet Bey bu söylediğiniz çözüm de keşke her üretim alanı için bir model olsa tırnak keşke. İçerisinde. Keşke. 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 Yani bunu bir ürün üzerinden tavsiye etmek, kullanımını arttırmak sadece izleyicilerimizin gözünde ilgili firmanın ticaretini, satışını, karını arttırmak için değil. Öyle bir derdimiz yok. Türkiye'nin tarımının çözümü bu aslında. Yani emin bu bizi 3 nokta örgütlülüğe, kooperatifleşmeye falan götürüyor. Gitmek o nedenle haklısınız. Çok da teşekkür ediyorum. Şundan da mutlu oldum. Hatta tam anlamıyla ortaya çıktığında kamuoyuyla paylaşmak gerektiğinde lütfen biz olalım orada. Herkes olsun kesinlikle ama başrol derdi de biz olalım. Olacaksın. Çok bu teşekkür ediyorum. Sosyal medya kanallarımızdan her yerden herkese duyurulacak. Belki sizi reklam kuşaklarında duyurulacak. İnşallah. Bunun felsefesini anlatalım en başta efendim. Bir de şu var. Söylediğiniz konu son dönemde şu ekonomik krizler olmasa idi daha fazla konuşmayı çok arzu ettiğim. Evet. Bu yeşil ekonominin de bir parçası. Yani tasarruftan söz ettiniz ama onun dışında hem toprağa, çevreye, doğaya dost bir üretimin de aslında bir şeyi, bir amacı, aracı. Şunu söyleyeceğim, keşke bu teknolojiler daha fazla teşvik edilse de hem firmalarımız kazansa hem çiftçimiz hem geleceğimiz kazansın. İnanın firmalar kazanmasın, firmalar kendi çarkını döndürecek kadar kazansın ki inanın bizim prensibimiz bu. Ama biz çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillere bir dünya bırakmak zorundayız.
başka bir seçeneğimiz yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim, Verta Tekno'nun standına bekliyoruz tüm misafirlerimizi. Çok kısa bir reklam arası vereceğiz. Aranın hemen ardından tekrar Agro TV ekranlarında canlı yayınımız tüm hızıyla devam edecek. Hakkınızı helal edin.